Ya aynı anda benim 3 tane sevgilim vardı bir dönem. Ya bir insan gündelik kıyafetlerinin aynından alıp arabasına koyar mı? Ki farklı bir kıyafetle eve dönmeyeyim, herhangi bir kadının kokusu o kıyafetin üzerine sinerse de eşi duymasın diye. Ben bunları yaptım. Tabii ki bu videoyu izleyen insanlar beni yargılayacaklar, kredilecekler, hakaret edecekler, bela okuyacaklar. Hepsi haklı. Ama onlara şunu söyleyeyim. Yanımda çalışan kadının kızı diyor ki, Emre abi gel ben göstereyim. Bana beni tuvalete götürüyor. Ya ben tuvalette onunla birlikte oluyorum. Eşim içerideyken. Bu artık böyle bir şeydi benim için. Alo. Alo. İyi geceler, selamlar. İyi geceler. Merhaba, nasılsın? Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Yine bu İyiyim. her videoda olduğu gibi şey gibi üst üste. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sen Evet. nasılsın? Onlar hep üste biner. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Yani şu an çamaşırları yıkadım. Çamaşırlarımı assam yoksa kendimi mi assam diye oturdum düşünüyorum. Siz nasılsınız? Değişik bir ikilem. Öyle bir şey Yani dedin ki şu an cevap veremedim. bence ne yap biliyor musun? Sen bu akşam hiçbir şey Ne yap? asma. Yat uzan, bir tane de film izle, keyfine bak. Çamaşırlar da kalsın. Diyorsun ki yat uzan hiçbir şey olmasa sabah olur. Ha, aynen öyle. Her gecenin bir sabahı vardır. Bazı gecelerin olmaz ama sen çamaşır da asma bence bu Doğru. gece. Doğru. Ya şöyle, bu benim hayat tecrübem. Ben 17 yaşında bir iş yerinde çalışıyordum. Ustamın yanına gittim. Akşam 5 gibi çıkacaktık. Bana dediler ki hani ustayla biraz sohbet et, muhabbet et. Gittim ustanın yanına öylesine laf olsun diye dedim ki usta be dedim bugün de bitti dedim. O da bana dedi ki biter dedi. Bugün de biter, yarın da biter diye diye 22 sene geçti üzerinden. Demek Demek ki ki bitiyormuş. evet, hayat bitiyor. Bugünlerle beraber yaşadığımız hayatta bir anda bitecek. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Aynen öyle. Muhtemelen bu benim son telefon görüşmem bu arada. Çünkü 1,5 aydır falan çok düşünüyordum etmeyi. Sizi Deme be. bekliyordum, aramanızı bekliyordum. Deme Konuşmayı be. yaptıktan sonra arayacağım. Yok şöyle anlatayım onu da. Yani sizinle niye konuşmak istedim? Niye paylaşmak istedim bunları? Niye yayınlansın istedim? Ben psikolojik tedavi gördüm yaklaşık 1 sene. İnsanlara yalan söylediğim, insanları kandırdığım için. Bu yalandan kurtulmak için psikolojik tedavi gördüm. Ve psikoloğumla şöyle bir şey konuşmuş. Dedim ki ben önceden tiyatro oyunculuğu yaptım. Dedim ki hayatım boyunca yalan söylediğim herkes ama herkes bir tiyatro salonuna gelse ve ben sahnede olsam. Onları zorla oraya bağlasam ve herkese desem ki bu gece ben burada konuşacağım. Kime ne yalan söylediysem söyleyeceğim. Sonrasında ellerinizi kollarınızı açacağım ve salonu terk edenler hayatından çıkmış olacaklar. Salonda kalanlarsa bundan sonra dürüst bir Emre ile beraber olacaklar demiştim. Şu anda da aslında sizinle konuşmak istememin sebebi bu. Yani en azından belki dinleyenler kendilerine söylediğim yalanları buradan duyarlar ve ben de en azından bir arınma gecesinden sonra huzurlu bir şekilde gitmiş olurum. Bu konusunu daha sonradan videonun sonunda, hatta videoyu kapattıktan sonra da Evet, ne güzel konuşabiliriz ama gülüyorduk bu arada. Ben şey zannetmiştim, makara onu yapıyorsun, çamaşır konuşmayacağım. asma konusunda demiştim ama. Evet, neler yaşadın onlardan bahset biraz bize. Biraz seninle sohbet muhabbet edelim. Seni biraz tanıyalım. Kime ne yalan söyledin Olur. onları Ben konuşalım. kime ne yalan söyledim? Arkadaşlar benim bundan yaklaşık bir 3 sene önce falan telefon rehberimde 4000 kişi kayıtlıydı. En az 2000 tanesine yalan söylemişimdir. Size dünyanın en karaktersiz, en siz adamına nasıl dönüşülür bunu anlatacağım. 41 yaşındayım. İstanbul dışında yaşıyorum. Bu senenin başında, pardon, 2024'e geçtik biz değil mi? 2023'ün başında taşındım. Ve neden taşındım, niye taşındım bunları anlatacağım. Estağfurullah. Bu arada hiç kendine öyle şeyler söyleme. Bir Evet. halkı selamlayalım. Sonra Evet. da başlayalım. Sonra da sana dönelim hemen. Evet. Başlayalım. Ben merak ettim seni. Bu arada gerçekten çok akıcı ve güzel konuşuyorsun. Evet, Bu da diksiyonun harika. tiyatro Ha, teşekkür ederim. oynadığınla alakalı galiba. He? Evet, diksiyon eğitimim var. Aynı zamanda diksiyon eğitmenliği de yapıyorum. Yapıyordum daha doğrusu. Bize bir yardım edebilir misin diksiyon olayında? Evet, harf alayım. Bizim ağzımız dönmüyor da birazcık. O zaman bir, iki ve üç. Sizin olmadığı yerlerde siz buradan harf veririm ben size. Sıkıntı yok. Tamam. Tamamdır. Sevgili arkadaşlarım, Brothers'tan herkese selamlar. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten harika yorumlar görüyorum. Her gün video istiyorsunuz. Bu çok tatlı, çok güzel bir şey ama bunun için yapmamız gereken tek şey videoyu unutmadan şu beğeni butonuna basmak. Yani bizi motive edebilecek tek şey oradaki beğeninin sayısı ve aynı zamanda sizin yorumlarınız. Evet. O yüzden videoyu beğenen, bizim için emek gösteren, bu kanala bir faydası dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten söylüyorum bunu. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Ben de şöyle ufak bir şey söyleyeceğim. Yani şu an saate bakacağım direkt. Saat 23:46 ve bu videonun 1'e doğru biteceğini düşünürsek ben en az bu videoyu 4 saat kurgulayacağım. 5'te videoyu YouTube'a atacağım. Bugün Cuma. Yarın Cumartesi. Biz bu videoyu yarın 3 gibi falan yayınlayacağız. Herkes 3 gibi izlemeye başlayacak. Yani şu an eğer sen bu videoyu izliyorsan ben gece bu videoyu yapmışımdır ve atmışımdır. Bu gerçekten bizim yaptığımız, sizin için gösterdiğimiz çok büyük bir emek. Bunun da karşılığı sadece ufacık bir beğeni. Bize gösterdikleri sevgi, o yazdıkları yorumlar zaten her şeye bedel. Biz de zaten bu yüzden sabaha kadar çalışıyoruz. Yoksa ne
ne biz onu saatinde yayınlarız yarın ne de bu şekilde emek veririz. İnsanlarla konuşmak ve sizinle beraber olmak gerçekten çok güzel bir duygu. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Abi öyle bir konuştun ki Kur'an çarpsın konferans salonunda olsaydı kıyamet kopardı. İşte diksiyon eğitimi alacağım ya. Almadan önce hocamın bir değerlendirmesini istedim. Emre abi orada mısın? Buradayım. Güzel gidiyorsun. Tamam. Hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın abi? Ben hazırım. Tamam. O zaman biz de hazırız. Hadi. Başlayalım. Başlayalım. Anlat o zaman en baştan sona kadar nasıl yaşadıysan o şekilde. Girizgah gibi düşünmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Pişman bir adamın dünyaya mektubudur diye bu videoyu yarın paylaşırsanız mutlu olurum en azından gittiğim yerde. Öyle söyleyeyim. Ya öyle bir gitme olmayacak ama senin istediğin gibi yapacağım. Evet. Bence de olmayacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sen bir anlat abi, bakacağız orasına. Evet, hazırsanız başlıyorum. Hazırız. Sendeyiz. Arkadaşlar ben 41 yaşındayım. İsmim Emre. Uzun yıllar tiyatroyla uğraştım. Tiyatro öğretmenliği yaptım. Daha sonrasında eşimle tanıştım. Eşimin adını söylemeyeceğim. 28 yaşında tanıştım ben eşimle. Şöyle onu gördüm. Ortak bir arkadaşımız vardı o dönem. Ondan rica ettim. MSN'ini buldum. Çok önemli bir detay vereceğim. Eşimle tanıştığımız zaman benim yüzümde çok büyük bir yağ bezesi vardı. Yani aynaya bakamıyordum. Çok çirkin bir insan. Öyle söyleyeyim. Tabii ben çok etkilendim eşimden ve eşim dış görünüşe önem vermeyen birisi olduğu için bir süre zorlasa da, benimle birlikte olmak istemese de daha sonrasında ben onu güzel cümlelerle, güzel kelimelerle tavladım. 2012 senesinde bana evet dedi. Ama tek bir şartı vardı. Sigara içmemi istemiyordu. Alkol kullanmamı istemiyordu. Oyunculuk yapmamı istemiyordu. Yani tiyatro oyunculuğu yapmamı istemiyordu. Öyle veya böyle bir şekilde yıllarımızı aldı. Sonra aslında ben bir 5-6 sene işsiz bir şekilde gezdim. 34 yaşıma kadar, 35 yaşıma kadar falan. Daha sonrasında eşim vasıtasıyla bir yerde işe girdim. Yani o ön ayak oldu. Ve yüzümdeki bu lekeyi ve bezeyi aldırabilmek için bir ameliyat olmam gerekiyordu ama riskli bir ameliyattı. Ve eşim istemedi o ameliyat olmamı, o riski almak istemedi. Bense o şekilde yaşamak istemedim. Ve bir şekilde ameliyat oldum. Tabi ameliyat olduktan sonra ilk birkaç ay yüzümdeki lekeler çok böyle arttı. Ama buna rağmen eşim benimle birlikte olmaya devam etti. Yani hiç, o benim dış görünüşümün onun için hiçbir anlamı yoktu. Ve şu anda 41 yaşındayım. O da 41 yaşında. Yaklaşık 13 yıllık bir birlikteliğimiz oldu. Bunun 5 yılı evli geçirdik. Ve bana bir kere bile yalan söylemeyen, beni bir kere bile aldatmayan, beni bir kere bile kandırmayan, şakasına bile bana yalan söylemeyen eşimi ben defalarca aldattım. Bu defalarca yalan söyledim. Defalarca ona ihanet ettim. Ve bunun pişmanlığıyla yaşıyorum. Evlilik sonrasını anlatacağım size bu akşam. Tamam. Ama bir şey soracağım. 2000... Defalarca diyorsun ya. Tahmini kaç kişiyi aldatmışsındır? Yani çok üstüne basarak söyledin. O yüzden soruyorum sana. Ya şöyle söyleyeyim size. 70 farklı kadını aldatmışımdır. Yani net bir sayı veremem tabii ki ama bazıları günübirlik deyip. Ya aynı anda benim 3 tane sevgilim vardı bir dönem. Ve bu tamamen dış görünüşümün değişmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Tüm kalktı. Öyle söyleyeyim. Nasıl başladın talep arttı. Peki? Ya bana nasıl başladım? Güzel soru. Evliliğimizin ilk 3 ayı çok iyi geçti. Harika giden bir evliliğimiz vardı. Daha sonrasında eşim bir haftalığına ailesinin yanına gitti. Ve ben bir arkadaşımın isteği üzerine dışarı çıktım. Kadıköy tarafına gittik. İstanbul'da yaşıyordum o zaman. Kadıköy tarafına gittik ve orada bir gece kulübüne girdik. Orada bir kadınla tanıştım ve hiç olmayacak bir şey oldu. O kadın bana ilgi gösterdi. İlk defa dışarıda biri bana ilgi gösterdi. Ben de o ilgi karşısında demek ki çok iradesiz bir insanmışım. Karşı koymadım ve o geceyi otelde onunla beraber geçirdim. Şu an adını bile hatırlamıyorum. Yani daha sonrasında... işin özü şu abi. Sen hayatın boyunca kadınlar tarafından hiç ilgi görmemiş bir adamdın. Yüzündeki o leke ya da artık her neyse o ameliyattan sonra insanlar sana ilgi gösterince sen de bu durum karşısında ne yapacağını bilemedin. Yani karını sevmenle bir alakası yok. Anladığım kadarıyla hatta çok da seviyorsun. Çünkü gömmek yerine sürekli övdün yani. Şöyle söyleyeyim size. Bir insan annesinden babasından daha fazla bir insana güvenir mi? Yani şu an bile mesela. Ayrılmış olmamıza rağmen. Çok yazık olmuş. Yani ben tabii ki çok yazık. Çok yazık. Ya yani ben hayatıma yazık ettiğim için zaten size başta söylediğim şeyi yapmak istiyorum. Yani şu an tabii ki çok borcum var. 9 milyona yakın borcum var. Daha olayın başka boyutlarına girmedim bile. Ama yani çok başka şeyler. Neyse devam edeyim isterseniz. Tabii ki abi sendeyiz.
Daha sonrasında bu aldatmadan sonra bir ne oluyoruz dedim. Sonra işe gidip gelirken kullandığım toplu taşıma olsun, özel aracım olsun vesaire. Trafikte insanların baktığını, otobüste insanların baktığını fark ettim. Ya bir kafeye tek başıma oturduğum zaman hani böyle belki şey kaçacak. Hani hikaye tanıdık gelecek belki ama hani çakmak isteme bahanesiyle bile sizinle tanışmak isteyen insanlar olduğunu görüyorsun. Ve bu benim hayatım boyunca yaşamadığım bir şey. Sonra ben eve geliş saatim 6'ysa bir saat kafede oturup insanların bana karşı ilgilerini ölçmeye başladım. Sonra 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, toplantılar oldu, o oldu, bu oldu ve ben insanların bana ilgi duyduklarını fark ettim. İnsanların demeyeyim bu arada, kadınların ilgi duyduğunu fark ettim. İkinci aldatmam, kuzenimin düğününde bir kadın, eşim yanımda olmasına rağmen bakıyor. Yani o kadar rahat ki insanlar. Eşim yanımda olmasına rağmen kadın deli gibi bakıyor ve bir ara tuvaletin önünde denk geldik kadına. Dedim ki çok bakıyorsunuz. Niye bakmayayım dedi. Bu kadar kolay bir şeymiş demek ki diye düşündüm. Hani bu zamana kadar ben sadece yüzümdeki yağ bezisi yüzünden bunları yaşayamadığım şeyleri yaşadığımda bu kadar kolay olduğunu gördüm. Daha sonrası ertesi gün o kadınla birlikte olmaya başladım. 3 gün sonra o kadını ofisime götürdüm, ayrı ev tuttum. Bunun arkasından sürekli yalanlar başladı. Eşime toplantıya gidiyorum, şehir dışına çıkıyorum, oraya gidiyorum. Ya bir insan gündelik kıyafetlerinin aynından alıp arabasına koyar mı? Ki farklı bir kıyafetle eve dönmeyeyim. Herhangi bir kadının kokusu o kıyafetin üzerine sinerse de eşi duymasın diye. Ben bunları yaptım. Yani bu benim için bir heyecandan çok bir oyuna dönüşmüştü. Yakalanma oyunu, yakalanmama oyunu. Kaldı ki boşanma sebebim bile yakalandığım için değil. Yine yakalanmadım. Yine yakalanmazdım. Ama artık çok sıkılmıştım. Yani artık yalan söylemekten ve hani mesela bazı insanlar şey diye düşünüyor olabilirler, izleyecek olanlar da, yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir şey vardır ya. Hayır abi, akıllı bir adamsan ya da akıllı bir kadınsan, akıllı bir insansan, söylediğin yalanları unutmadan üzerine senaryolaştırabiliyorsan asla öyle. Yani ben 4 sene boyunca aynı yalanı sürdürüp hala ilk söylediğim şekil üzerinden ona yön verebilecek şekilde yalanlar söyledim. Ama artık çok sıkılmıştım. Beynim büyümüştü artık. Yani kafamın içi böyle davul gibi olmuştu. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Ne kadar süre içinde abi bu kadar kadınla birlikte oldun? 5 sene. 5 sene. Peki bu 70 tane evet. Kadınla birlikte olurken karınla da birlikte olmaya devam ettin mi? Yani bu burada bir düşüş yaşamadın mı? Evet. Yani? Karın bunu nasıl anlayamadı? Onu sorguluyorum. Şöyle, ben her gün birisiyle birlikte olmuyordum. Ama tabii ki şeye çok dikkat ediyordum. Çıktığı veya benim şehir dışına çıkmam gereken günler oluyordu. Onlara daha çok dikkat ediyordum. O zamanlarda başka kadınlarla daha fazla vakit geçiriyordum. Ama tabii ki bu ikili durumu çok fazla şey yaptım. Tölere ettim. Yani bazen hani o kadınların başım ağrıyor hikayesi var ya, onu ben çok uydurmuşumdur eşime karşı. Çünkü bazen bir kadının yanından geliyordum ve evde bir isteksizlik oluyordu ister istemez ve olmuyordum. Yani buna oraya da yansıtmıştın yani dışarıda yaptığın için. Evet, evet. Hatta bununla ilgili PD'de bir ara bir tane kadın var. Kadın da durduk yere bayağı günahını aldılar. Bilmiyorum siz o konuda ne düşünüyorsunuz ama HPV aşısı olan bir kadın vardı. Tatile çıkıp Twitter'da gündem olmuştu. Takip etmişsinizdir belki. Görmedik. Ben de görmedim. Doğrudur. Bir influencer. Neyse ben mesela eşimde HPV de çıktı. Biz çocuk tedavisine başlayacaktık. Çocuğumuz olmuyordu. Eşimde HPV de çıktı mesela. AIDS bu da mi? Yok, AIDS değil. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Sil oluşturuyor erkeklerde. Kadınlarda ise kontrol altına alınmazsa rahim ağzı kanserine kadar götüren bir hastalık. Ya onun da şeyi var sende. Pişmanlığı var tabii ki böyle bir şey bulaştırmış olmanın. Tabii ki tabii ki. Onun da çok büyük bir vebalini aldım ben. Yani o da çok büyük bir hasardır benim hayatımda. Tabii ki bu videoyu izleyen insanlar beni yargılayacaklar, kredilecekler, hakaret edecekler, bela okuyacaklar. Hepsi haklı. Ama onlara şunu söyleyeyim. İnanın ne söylediyseniz hepsini çektim. Ya bir sene geçti üzerinden ve ben bu bir sene içerisinde cehennemi yaşadım. Hala yaşıyorum. Etrafımdakileri de hala yaşatmaya devam ediyor. Sonrasında bu artık benim için yalan söylemekte, aldatmakta gündelik bir rutin gibiydi. Yani evden dışarı çıktığım zaman akşam 5'te işim bitiyorsa 5'ten saat 10'a kadar kimi tavlayabilirim diye gezmeye başladım ortada. Ve bu süre gelen bu şekilde devam etti. Sonrasında bu benim için işte gündelik bir yaşam haline dönüştü. Sonrasında ben iş kurdum bu süre zarfında ve işlerim çok iyi gitmeye başladı. İnanılmaz iyi giderken pandemi çıktı. Her insana olduğu gibi beni de etkiledi bu pandemi ve
pandemide ben yaklaşık 1 milyon dolara yakın bir para batırdım. Zaten sonun başlangıcı da orası oldu. Daha sonrasında ben bu pandemi döneminde işleri batırdıktan sonra para kazanamamaya başladım ve o dönemde ticaret yaptığım için, alsat yaptığım için bir kafeye mal satarken bir kadınla tanıştım. Kadın benden yaşça birkaç yaş büyüktü. Aramızda inanılmaz bir etkileşim oldu ve o kadınla birlikte olmaya başladı. Kadın benim evli olduğumu bile bile benimle birlikte oldu ve biz sevgili gibi yaklaşık 2 sene geçirdik. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Hayatımı kumar üzerinden kazanmaya başladım. Yani eşime yalanlar söyleyip, ona işe gidiyorum deyip sabah evden çıkıp öğlen bahis sitelerine girip kız arkadaşımın benim için çekmiş olduğu kredilerle sürekli kumar oynadım. Sürekli. Günde 70-80 bin lira kazanıp çekiyordum. Onun yaklaşık 20-30 bin lirasını eve bırakıyordum. Kalanını kız arkadaşımla beraber yiyordum. Tabii ki bu sürdürülebilen bir şey olmadığı için, öyle bir kazanç da mümkün olmadığı için belli bir yerden sonra parayı batırıyorsunuz ve yediğiniz paralar yanınıza kar kalmıyor. Çünkü orada görüyorsunuz günde 80 bin lira kazanıyorsunuz. O zaman işte asgari ücret kaç para? 7 bin lira mı? 5 bin lira mı? Kaçsa bir ay boyunca 7 bin liraya ve 5 bin liraya çalışmak istemiyorsunuz. Ya da tekrar ticaret yapabilecek bir gücünüz olmadığı için devam ediyorsunuz. Eşinizden borç istiyorsunuz, dostunuzdan borç istiyorsunuz ve bu şekilde devam ediyor. Ben yaklaşık işte bu şekilde 8-9 milyon da borçlandım. Hala onların ceremesini çekiyorum. Tefecilere bulaştım. Tefecilerden para aldım. Tefeciler bana uyuşturucu taşıtmaya çalıştı. Taşımadığım için borcuma karşılık ekstra arabamı, arsamı ve minimum bazı üzerime olan şeyleri aldılar. Şu an evimi satmaya çalışıyorum, satamıyorum gibi gibi şeyler. Ve bu borçları kapatamadan sanırım her şeyi bitireceğim. Ya benim öyle olaylarım oldu ki benim ticaret yaptığım dönemde yanımda çalışan kadının 20 yaşındaki kızıyla beraberdim ben. Kadın beni evine davet ediyordu eşimle beraber oturalım bir akşam yemek yiyelim diye. Ben evlerine gidiyordum eşimle beraber. Sol tarafımda kadının kızı oturuyor. Sağ tarafımda eşim oturuyor. Ortalarında ben oturuyorum. Sanki evin tuvaletini hiç bilmiyormuşum gibi, eve ilk kez gitmişim gibi evin tuvaletinin yerini soruyorum. Yanımda çalışan kadının kızı diyor ki Emre abi gel ben göstereyim. Bana beni tuvalete götürüyor. Ya ben tuvalette onunla birlikte oluyorum. Eşim içerideyken. Bu artık böyle bir şeydi benim için. Ya bu bir heyecan mıdır yoksa başka mıdır bilmiyorum. Daha ama artık. Abi samimi söylüyorum konusu. Yani dikkatimi çekti yani. Gerçekten şu an bir film izliyormuşçasına izliyorum. Ama normalde olsa normalde olsa belki yüklenirdim ama olaya da öyle bir yerden girdin ki hani sana da hiçbir şey söyleyemiyorum. Şu an kafamda tek şey bu işin yok, sonunda sen kendine bir... Hayır. Söyleyemem çünkü söylesem bile biliyorum ki gerçekten böyle bir şey yaparsan. Yani sana bunu söyleyeyim ve sorsam bu şekilde de gitme yani anladın mı gideceksen de. İyi mi uğurluyorum diyorsun? Yok. Evet. Bana neden? Senin bana bir şeyler söylemen, beni eleştirmen ya da benimle ilgili benim kendime söylediğim şeyler olduğu için dokunmayacak, içimden teğet geçip gidecek zaten. Yani bunu şey yapmıyorum ben kendime. Sen kendi üzerinde öyle bir baskı hissetme. Senin yüzünden veya sana anlattığım için yapmayacağım ben bunu. Ben böyle bir adam olduğum için yapacağım. O yüzden sen ne söyleyeceksen ben kafamda onu milyon kere kendime söylemişimdir zaten. Ben yine susma hakkımı kullanıyorum abi sen deyim. Şu anda ben bir tiyatro sahnesindeyim ve bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum. Ama bütün insanlıktan böyle bir adam olduğum için özür dilerim. Eski karımdan böyle bir adam olduğum için özür dilerim. Kendimden, kendi çocukluğumdan böyle bir adam olduğum için özür dilerim. Bugün Reels kaydırırken bir şey gördüm. Hocanın adını unuttum ama diyor ki gözlerinizi kapatın, hatırladığınız en küçük yaşı düşünün. En küçük yaşınızı düşünün. Sonra onun karşısına geçin, diz çökün ve ondan özür dileyin diyor. Ya bu ben bu videoyu izledikten sonra zaten dağıldım. Ya daha bugün oldu bu. Birkaç saat önce oldu. Ve ben kendimden en çok özür diliyorum. Böyle bir adama dönüştüğüm için. Ama siz de inanın buna, izleyenler de inansın. Ben böyle bir adam olmak istemedim. Ben bunu düzeltmek için çok uğraştım ama çok geç fark ettim düzeltmem gerektiğini. Belki eşimden önce bunları yaşamış olsaydım, eşim olmamış olsaydı hayatımda böyle bir adam olmayacaktım. Onu da bilmiyorum. Ama maalesef böyle bir adamım. Eşin şu an ne yapıyor peki? Ya o kadar garip ki eşim benim yanımdan uzaklaşıp biraz ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi. Daha sonrasında benimle ilgili bazı şeyleri bazı arkadaşlarından duymuş. Tabii ki doğruluğuna çok inanmadı ama ayrılmak istemesindeki naiflik bile o kadar güzeldi ki benim için. Böyle yaptı. Eşim benim yanımdan ayrıldı. 2 hafta ailesinin yanında kaldı ve bana dedi ki sen bu 2 hafta içerisinde bir kere bile benim ailemin yanına gelmedin. Beni geri kazanmak istemedin. Halbuki ben onu geri kazanmak istemedim değildi. Geri kazanmak değildi derdim. Ben o bensiz mutlu olacak, o bensiz daha iyi olacak düşüncesiyle onun yanına gitmedim. Çünkü böyle bir adamla olmasını kendime yakıştıramıyordum. Eşimin böyle bir adamla olmasını kendime yakıştıramıyordum. Hani şöyle, benden kurtulmasını istiyordum. Bunu da dürüst bir şekilde karşısına çıkıp senin benden kurtulman lazım diyemeyeceğim için bu şekilde bir yol, strateji belirledim kendime. Ve gelip senden ayrılmak istiyorum, bitti deyip masaya yüzüğünü bıraktıktan sonra arkasından dur bile demedim. Demek istememe rağmen.
Peki nerede şu an, ne yapıyor? Yani şu an İstanbul'da ailesiyle beraber yaşıyor. Ara ara Twitter'dan bakıyorum, beğendiği şeylere bakıyorum, paylaştığı şeylere bakmaya çalışıyorum. Çok fazla tweet atmıyor zaten, Twitter kullanmayı çok fazla bilmiyordu. Ama şöyle bir şey beğenmiş, o çok koydu bana. Bu da dinleyenlere ve size, belki duymamışsınızdır bilmiyorum, güzel bir söz olarak kalsın. Ben bu sözü eşimin beğendiğini gördükten sonra böyle bir yarım saat falan nefes alamadım yani. Öyle alkol alıyordum zaten o sırada. İlk hali yanımda olsa beni şimdiki halinden korurdu diye bir yazı beğenmiş. Yani o kadar doğru ki, benim ilk halim şu andaki halimin ağzını çıkardı. Eşimle tanıştığım ilk halimiz şu andaki halimi öldürebilirdi yani. O kadar seviyordu. Neyse biraz dilim doldu, kusura bakmayın. Estağfurullah. Anlattığın noktalarda sadece iki cümle var kafama takılan. İkisini de arka arkaya söyleyeceğim. Sen tekte zaten cevap verirsin. Akıllı ve diksiyonu düzgün bir adamsın. İlk önce o eşinin son yazdığı, o beğendiği söz var ya. O sözü bir kenara koyalım seninle beraber. Ve bugün gördüğün Reels videosunu bir kenara koyalım. Şimdi ikisine beraber aynı anda bakalım. Bir tanesinde çocukluğuna eğiliyorsun ve ondan özür diliyorsun. Öbüründe de eski hali olsa beni şimdiki halinden korurdu var. Yani ben bunların ikisini birleştirdiğimde şöyle bir şey anımsıyorum. Vazgeçmek, terk etmek, yaptığın hataları bir anda olmamış gibi oradan uzaklaşıp gitmek gerçekten bu hayatta yapılabilecek en kolay şeylerden biri. Evet, birinden özür dilemek, çocukluğundan özür dilemek, onun karşısında eğilmek çok güzel bir şey. Çocuk evet belki seni affedebilir ama o çocuğun seni affetmesi yetmez. Aynı zamanda onu elinden tutup bazı şeyleri de düzeltmen gerekir. Yani o ufak çocuğun yaşadığı bazı sorunları beraber onunla çözmen gerekiyor. Aynı şekilde eşinin de en son beğendiği sözü biraz böyle kafanda düşünecek olursan orada da şöyle bir sinyal var ki eğer ki geçmişe dönebilirsen, o çocuğun elinden tutabilirsen, o iyi olan kişiyi ayağa kaldırabilirsen şimdiki halinden eşini de korursun ve evet belki bir şeylerini kaybetmişsin, belki çok büyük borçların altına girmişsin, belki bunları ömrün boyunca ödeyeceksin ama eğer ki hala içinde birazcık bir umut varsa ve bu iki söz seni gerçekten çok yaraladıysa hem kendin ufak çocukluğun için hem de bu hayatta sevdiğin, herkesten daha fazla güvendiğin ve değer verdiğin insan için bence Allah senin canını alana kadar, yani ömrünün son anına kadar gözlerini açık tutup bu yediğin bütün haltları anlattığın gibi, pişman olduğun gibi, sadece pişmanlıklarınla değil aynı şekilde toparlamak için ayağa kalkmalısın. Benim nacizane fikrim bu. Sen bir şeyler söylemek istiyorsan. Teşekkür ederim fikirlerin için. Sağol, çok değerli. Çok değerli fikirlerin. Teşekkür ederim. Ama tabii ki şu anda sadece bir telefon görüşmesinde seninle bunları konuşuyoruz. Benim şu anki halimi görseydin, benim şu anki davranışlarımı görseydin, bu söylediğin şeylerin çok mümkün olmayacağını anlardım. Sana burada 20 dakikada bütün hayatımı anlatamam. Sen de insansın, sen de anlayamazsın. Ama ne yaparsa yapsın, pişmanlığından ölse bile onlar için affedilmeyecek şeyler vardır ve ben bunlardan birini yaptım. Umudum var mı? Her insanın umudu var. Her insan debelenir. Ya bu dünya üzerinde bir suyun içerisinde olduğumuzu düşünelim. Dünyayı kocaman bir akvaryum olduğunu düşünelim. Hepimiz boğulmaktan son anda kurtulacağımız gün için bekleriz. Benim günüm bu kadarmış. Ben artık öyle bir umut taşımıyorum. Tabii ki umutluydum belli bir yere kadar. Yani toparlayabilirim, affettirebilirim, yapabilirim diyordum. Ama tabii ki hepsi geride kaldı artık. Hiçbir demiyorum. Şimdi abi şöyle bir şey var. Dönüştüğün adam için gerçekten çok üzgünüm. Yani elimde bir sihirli değnek olsaydı da keşke seni hiç böyle bir şey yaşanmamış bir emri haline dönüştürebilseydim. Ama maalesef ki kimsenin böyle bir şansı yok. Şöyle bir şans var bana kalırsa. Bir şeyden pişman olmak, gerçekten gönülden pişman olmak. Hani yaptığın hataları tabii ki örtmez ya da yapmamışsın gibi de olmaz. Borçlanmamışsın ya da borçlarını silinmiş gibi de olmaz. Yapılan hiçbir şeyi geri getiremeyiz. Ama gerçekten gönülden pişman olmak seni rahat uyutabilir. Çünkü hepimiz hayatta hatalar yapıyoruz. Bu senin hatan. Bu sana göre belki çok büyük. Keza bana göre de büyük. Eminim ki izleyenleri göre de büyüktür. Ama bu videoyu, ne bir videoyu izleyen, ne biz ya da ne de herhangi biri de hatasız değil. Yani senden daha büyük hata yapan insanlar da yaşamına devam ediyorlar. Onlar da bir yerde tutunmaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir şey düşün. Bu bir eksiklik ya da bir insanda noksanlık gibi bir olay gibi düşün. Ve sen bunun farkındasın. Bu hatanın farkındasın. Yaptığın şeyin farkındasın. Ama hayat zaten öyle bir yer değil mi? Yani hepimiz bir konuda noksanız. Hepimiz bir konuda eksiyiz. Ve biz bunu tamamlamak için mücadele ediyoruz. Yani bu yaşadığın olay gerçekten hayatı pes ettirebilecek kapasitede bir olay olduğunu inanmıyorum ya. En azından sana bunu yapma abi demem şu an belki hiçbir şey değiştirmez. Ama gerçek manada söylüyorum. Eminim ki izleyenler de birçok yorum yazacaktır sana. Lütfen benim için onları da hepsini oku.
bu konuyu gerçekten bir daha gözden geçirmen gerektiğine inanıyorum. Ya bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum sana, yapma falan diye değil yani. Çünkü sen anlamışsın yani bir yerde bu yanlış ve benim sana zaten yanlış olduğunu söylememe gerek yok. Gerçekten de bunu kalbinde hissediyorsan gerisi çok fazla teferruat bence. Anladım. Öyle söylediğine şu açıdan katılıyorum. Hani dedin ya, bunu izleyenler de biz de kimse hatasız değil. Herkesin hataları var. Evet, kimse hatasız değil ama herkes başkalarının hatasıyla mutlu oluyor devrimizde maalesef. Çünkü başkasının daha büyük hata yaptığını gördüğünde, inanıyorum ki ben şu anda beni izleyip de benden daha az bu konularda hata yapmış insanlar beni yargılayacaklar. Çünkü ben onlara göre daha pisliyim. Ben bunlara zaten alıştım. Bununla yaşamaya da alıştım. Senin söylediğin şeyler evet güzel. Belki yaşasam, hayata devam etsem birçok noktada kendimi düzeltip devam edebilirim. Ama ben artık herhangi bir şeyi düzeltmek istemiyorum. Ben bu yanlışlığımla yanlış olarak kalıp hayatıma son vermek istiyorum işin doğrusu. Abi çünkü yeter. Ben aileme de çok çektirdim. Çevremdeki insanlara da çok çektirdim. Ya benim sadece öylesine takılma amaçlı tanıştığım birkaç kadının psikolojisini bozdum. Bir tane biri mesela benim için hayatının fırsatını tepti ve yurt dışında işe girmedi benimle kalabilmek için. Ama ben 2 gün sonra ondan ayrıldım çünkü evliydim. Yani bende sadece bir insanın vebali yok. Onu anlatmak istiyorum. Ben seni anlıyorum. Sadece söylemek istediğim şey şu. Yanlışlar düzeltilmek için var ve annen baban çektirdin falan dedin ya. Bu dünyada yaşarken sadece kendi sorumluluklarımız ya da ben merkezli olarak yaşamıyoruz. Sen bugün hayatını bırakıp gittiğinde arkanda bırakacak olduğun insanlara da bir duygu bırakmış oluyorsun. Hiçbir anne, hiçbir baba oğlu bu dünyadan bu şekilde çeksin gitsin istemez. Bilmiyorum bu zamana kadar insanlara... Maalesef doğru söylüyorsun. Bu dünyadan böyle çeksin gitsin istemez ama eminim ki herkes bensiz daha mutlu ve daha huzurlu olacak. Ona çok inanıyorum. Bir de bunu herkesin açısından düşünmek lazım. Sen bunu bu şekilde düşünüyorsun. Belki gerçekten böyle hissediyorsun ama bu gerçekten böyle olmayabilir diğer insanlar için. Bu sadece senin kendi düşüncen. Ayrıca insanların ne düşündüğünün de hiçbir önemi yok. Senin ne bileyim bir bardak suyu döküp ben bunu temizlemiyorum gidiyorum demenle aynı şeyi şu an yaptığın. Kendi hayatın için belki daha fazla yaşamak istediğim bir şey yok ama senin hayatın bir pişmanlık üzerine olduğu için annene, ailene, çünkü seni burada 20-30 dakikadır dinliyorum. Yani tam olarak nasıl bir hayatın var tabii ki bilemem. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar üzerinde bu kadar olumsuz bir etki bırakmışsan sadece insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakmak için bile kalan ömrünü geçirebilirsin. İşte anneni, babanı, arkadaşlarını, kime bu zamana kadar zarar verdiysen ve kimin için gerçek manada pişmanlık duyuyorsan, vicdan azabı çekiyorsan bu açıyı kapatmak için bile yaşamaya değer. Sadece eski eşimin affetmesi için bir çabam olursa o da yok. Yani affetmeyeceğini bildiğim için herhangi bir çaba içine girmeyeceğim. Şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Hayat sadece eski eşinden ibaret değil. Bu hayatta bir sürü insanın hayatına girmişsin. Bir sürü insanın da hayatından çıkmışsın. Eski eşin için hayatta kalıyorsan zaten buna söyleyebilecek herhangi bir şeyim yok. Ama insan ilk önce kendi yaptığı hataları telafi edebilmek için en azından eski eşine karşı olan sorumluluklarını da yerine getirebilmen için bir şeyler yapabilmen gerekiyor. Ama sen sadece eski eşimde odaklanırsan zaten pek fazla söyleyebilecek bir şey kalmıyor. Çünkü sen topu ona atmış oluyorsun. Şöyle de bir şey var. Mesela eski eşin seninle barışmak istemeyebilir. Sonuç olarak haklı da haksız da sayılmaz. Affetmeyebilir. Ama kendini bir süper kahraman mesela süpermenmiş gibi düşünüp her yardıma sıkıştığında bir anda o ortamda bitip ona güzel dokunuşlar yapabilirsin. Yapabilirsin yani. Evet. Onunla arkadaş olabilirsin. Madem uzaktan yardım edebilirsin. Madem ki bu seni bu motive ediyor ve bu seni bu kadar vicdan azabı çektiriyor. Her hafta evine bir bukle çiçek yolla. Yani evet. İstemesin, yırtsın, atsın, paramparçası. Sen geriye kalan ömrünü belki 10 senesini 15 senesini bu şekilde geçir. Hayatını güzelleştir. Şey gibi düşün. Bir keşiş düşün böyle Japonya'da veya Çin'de. Bu keşiş herkesi dövüyor olsun. 40 yıl boyunca bütün Çin'i dövsün. Ondan sonra da geçsin Shaolin'e. Girsin bir eğitim alsın çıksın ve bütün Çin'e bu sefer çorba dağıtmaya başlasın. Önceden onları döven el şimdi onlara yemek versin. İnsanlar bir zaman sonra onu dövdüğünü unutacaklar. Ondan yemek yediklerini yani onun iyi bir insan olduğunu hatırlayacaklar. Öyle düşün. Kendini bir keşiş yap. Türkiye'li bir keşiş neden olmasın? Evet. Bize katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize kendini yakın gördüğün için teşekkür ederiz. Bu arada mantıklı bir karar vereceğinden zerre şüphem yok. Evet. Ben keşiş olacağını düşünüyorum. Ben de öyle. Buraya kadar izleyen, videoyu beğenen, herkese teşekkür ederiz. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yeni bölümden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Emre abi yorumları oku. Yorumları oku. WhatsApp'tan keşiş resmini bekliyorum. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Abi.